Değerli izleyiciler, bugün konuğumuz Türk siyasetinin son yıllardaki önemli isimlerinden bir tanesi. Türk siyasetinde bir anlamda yeni bir denge unsuru olarak girmiş İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener ve Ankara'da Meral Akşener'in ofisinde bugün konuğumuz. Uzun zamandır konuşmuyordu. Seçimlerden bu yana sesi çok fazla duyulmamıştı. Ancak geçen hafta bir ortaya çıktı, ilk konuşmaya başladı ve birdenbire siyasetin çehresi yeniden şekillenmeye başladı. Bugün kendisiyle özellikle yerel seçimlere doğru giderken, yerel seçimlere artık görece kısa bir süre kalmışken ve aklar karalar ortaya çıkacakken neler yapacağını, neler yapmayı planladığını konuşacağız. Ama tabii ondan önce genel seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, altılı masaya, altılı masada neler olup bittiğine ve o gün partisinin aldığı hasarı ...atlatıp atlatamadığına, hem moral hem de sandık hasarını atlatıp atlatamadığına bakacağız. Meral Hanım hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Şeref verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hemen, Gerçekten çok iyiyim. E, oldukça iyi göründüğünü söyleyeyim, oğlunuz evet. da iyi görünüyor, e, herkes iyi görünüyor. <laughs> Demek ki e, seçim seçim şoku evet. önemli ölçüde. Evet. Atlatılmış yenisine hazırlanmaktasınız. Evet. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum... Sizin hakkınızda açılmış, daha doğrusu benim bilmediğim ama sizin hep evet. açıldı fakat beni ne ifadeye çağırıyorlar, evet. neymiş, bunu benim üstümde demokrasinin kılıcı gibi evet. sallandırıyorlar dediğiniz bir dava vardı. Evet. Geçen haftaki konuşmanızdan anladığım kadarıyla, doğru mu anladım bilmiyorum, bu dava evet. sonuçlandı mı sonuçlandı. yoksa sizle ilgili tarafı mı sonuçlandı? Yok yok yo. sonuçlandı. Size Gülen cemaati FETÖ'cü olmakla Perel örgütü, suçlayan bir davaydı. İltisaklı ıı, iltisaklı, şey ne deniyor iltisak... Yani fetocu dendi. Evet. Şimdi bu dosyayı da size bırakacağım bu şeyi. Yani ola yani nispeten düzgün olanlara Hı -hı. ve görüp Hı -hı. şaşıracaksınız. Şimdi e, orada yani bir hukuk katliamı var. Bu dosyada mı? Şimdi bu dosyada örnekler vereceğim ben size Hı -hı. 8 klasör. E, bir adam imzasız İsmi var, imzası yok. Bir şey yapıyor. İsmi hakiki bir ismi takmıyor. Artık bilmiyorum. Onların hepsini ben öğreneceğim şimdi. Yani dosya bize verildi. Artık kovuşturmaya yer yoktur denildiği için. Kapandı dosya ama tam 7 yıl. Ne zaman açılmış biliyor musunuz? 17 Ağustos, Pazar günü açılmış. 2016. Yani 15 Temmuz'dan. Yok bir ay olur mu? Özür dilerim. Temmuz iki gün sonra. i̇ki gün sonra hemen. Evet hadi. özür dilerim Temmuz ayı. İki gün sonra açılmış ve şöyle bir iddia üzerine. Ben o gece çıkmışım. Televizyonlara çıkmışım, sosyal medyada demişim ki aman yani inşallah başarılı olur bu şey darbe. İnşallah bu Tayyip Erdoğan Menderes gibi olacak. İnşallah demişim, demişim, demişim. <laughs> yani açık kaydı maydı yok mu? Hayır. Ve bunun üzerine Ankara Başsavcılığı bir dosya açmış. Ya size için. gösterilmeyen dava buymuş. Meşhur şimdi. Başlangıcı bu. Sonra aradan biraz zaman geçmiş. Cizre'de bir PKK sanığı, tutuklu sanığı çok ilginç bir biçimde uzun uzun, bunları vereceğim ben size de yani zaman almamak için <laughs> söylemiyorum. Uzun uzun konuşturulmuş. Hiç isim hatırlamıyor. Çok ilginç. Hiç isim hatırlamıyor. Şurada şöyle olmuş isim yok. Hatırlamıyor. Ya yani aynı evde kaldı adamın adını, adını hatırlamıyor. hatırlamıyor. Ve sonuç itibariyle fakat en sonunda şöyle bir paragraf var. Bütün bu itirafname'nin. Bir yerinde diyor ki bana filanca kişi ama adını hatırlamadığım bir filanca kişi. Dedi ki Meral Akşener FETÖ derslerine gidip gelen. Yani o zaman derslere gidip gelen. işte Fethullah Gülen'in bir parti kurdurma ya da bir şey yapma MHP'nin başına birini geçirme eyleminin iste, isteğinin talebinin menşeği, ortasındaki kişi. Yani ben FETÖ'nün emrinde bir şahıs derslere gidiyorum, toplantılara katlıyorum. ve onun isteği üzerine bir partinin başına geçmek. Geçmek yani MHP'nin başına geçmek gibi bir durum var. Bununla ilgili bir, Burada bir PKK da anlatıyor. Da, bunu PK ve PKK'lı beraat edip kendi şeyine tahliye ve koruma kararı var hakkında. Ama ilerleyen dosyanın ilerleyen yerlerinde PKK'nın adı var. Yağmur Kod adının sonra gerçek adını öğreniyoruz. Bizim şimdi dosyanın ya, içinde. Şey Bilmem. Yani. Bakın hukukun garabetinden, gayri ciddiliğinden bahsediyorum. Şimdi bir tane daha söyleyeceğim. Ondan sonra <laughs> bitireceğim. Şimdi birisi daha e, şey yapıyor. İhbarda bulunuyor. Yağmur gibi ihbar var. Kafası kızan ihbar etmiş. Ama o ihbarda şöyle bir durum var. E, Turul Türkeş, be, Sayın Tuğrul Türkeş, ben... Sayın Süleyman Soylu, FETÖ'cüyüz ve bunlar hakkında şey yapılması gerektiği iddiası, soruşturma, kovuşturma yapılması gerektiği. Ben ee, şey olmadığı için, benim ee, bir dokunulmazlık durumu olmadığı için ayrılmış. Diğer ikisi dokunulmazlığı olduğu için MES'e yani gönderileceği yazıyor benim dosyada. Süleyman Soylu ile aynı davada sanıksınız. Evet ama onlara ne yapıldı bilmiyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İçişleri. Yani sonrasında İçişleri Bakanı, bu önce yapılmış. Sonrasında İçişleri Bakanı oldu Sayın e, Soylu. Soyca. Ve o gece, darbe gecesi, e, elinde silah, TRT'yi fetöcülerden kurt kurtarmak için giden adam. Evet. Şimdi bunu da koyduk bir kenara. Bir tane hapis, İzmir'den hapis bir adam var. Onun daha saçmalık. Velhasıl kelam. Yani dört kişi bunlardan, sizin hakkınızda evet, böyle Bütün bunlardan oluşan bir saçmalık. Ve bunu 5 dakikada öğrenilebilecek bir durum açık tutulmuş. Sonra sene. tabii 2019'da birden birdenbire şey konmuş, biz haberdar olunca böyle bir durumdan derhal gizlilik. yasak konmuş, gizlilik konmuş. Ondan sonra benim verdiğim dilekçeler var içinde tam 8 klasör ama daha vahimi. Mesela ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlendirdiği bir şahıs olarak Polonya'ya gitmişim o uçaktaki bütün yolcuların e, vatandaşlık numaralarıyla beraber haklarında soruşturma yapılmış. Aynı o da var. Için. O da var. Arkadaş bu ne ya? Ve Bayağı fişleme. Daha vahimi var. Yani sonra eşim ve arkadaşlarıyla beraber eşim benim Alarko bayisi işte onların bir 2014'te bir gezisi vardı. Nise gidilmişti. Yani oluyor ya bu bayilerin gezdirmesi. Ben de katılmıştım. Oradaki uçaktaki herkes. Sizinle aynı uçağa herkesi işlemişler. Oğlumun, eşimin, muhtemelen gelinimin her şeyi. Masak araştırmış. Hesap kitap işlerini. Ve 2019'da bunlar bitmiş. Yani masan şeyi var. Araştırmaları hepsi tamamlanmış. Yok. Adam, yani bu hatun temiz denmiş. Oradan 2023'e kadar yani durdurulmuş. Ve daha vahimi, 2018'de e, bana yardım eden, yani Cumhurbaşkanı adayım ya, yardım edenlerin ödedi. Mesela 14 lira göndermiş bir kişi, her şeyle araştırılmış. Partiye yardım edenler? Hayır, hayır. Cumhurbaşkanı adayına yardım ediliyor Hı, ya, aha, aha. 14 lira. Ha, bu bir önceki. 40 lira. lira. Ama bu küçük yardımlar araştırılmış. İsmini söylemeyeceğim iki asker. Ergenekon'dan e, şey, yargılanmış, yargılanmış e, iki asker yardım etmiş. Yani bunu açık bilgiyle yani Hı -hı. E, şeye o kampanyaya yardım göndermiş. Her ikisi o dosyada ne yazıyor biliyor musunuz? Bir tanesi general. Ne yazıyor biliyor musunuz? E, pe, şey e, Ergenekon terör örgütü sanığı. Tamam. FETÖ araştırılırken o. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman ben yani böyle fethünün, bir şey FETÖ'nün hapse görmedim. attığı adamların FETÖ'cüye yardımı. Evet. Şimdi <laughs> sonuçta edelim. niye bu kadar uzun sürdü diye bir soru kendi kendime sordum ben ve bugün niçin? Şimdi bunun üzerinde açıldıktan sonra 2017 referandumu geçti. FETÖ'cü kadın diye bağırttılar. 2018'de bana FETÖ'cü kadın dendi. Ben sizin programlarınıza, Cumhurbaşkanı adayı olarak sizlerin programlarına çıktığım zaman bunlara cevap vermekten, yani Cumhurbaşkanı seçilirsem Neleri yapacağımı anlatamadım. E, mitinglere gittim. O mitinglerde eğildi kulağıma yayıl başkanı ya o gün oradaki milletvekili adayımız. Abla ya işte bilmem kim şöyle bu çok yayıldı. FETÖ'cü olmadığını anlatır mısın? Ben ipin ucunu kaçırdım orada. Yani Denizli'de e, hakikaten ipin ucunu kaçırdım. E, ya öyle şimdi değilsiniz ve size sürekli. Oradan yürürken birisi size sesleniyor. FETÖ'cü sesleniyor ve korkunç bir şey. Şimdi bir seçim, bir referandum gitti. Bir seçim bir 2018 gitti. 2018 seçimi gitti. 2019'da yerel seçim. şimdi yerel seçim gitti. Ve 2023'te gene benim hiçbir şeye aday olmadığım seçimde bir şey görüldü. Onun için kapatıldığına inanıyorum. <laughs> çok enteresan. Artık FETÖ'cülük yerine PKKcılık tuttu. tuttu. Dolayısıyla FETÖ'cülük işi düşünce bunu kapattılar. Yani kapatlar derken yanlış söyledim. Gereği yapıldı. 2019'da yani esas ortadan da, bu davanın sizin etkisi kalmadığı için. Etkisi kalmayınca bari kapatalım Evet kapatılmış. Yani ben Çünkü gördüğüm insanlar o... şöyle düşünebilir. Seçimden sonra acaba hükümetle anlaştı da o yüzden mi böyle bir takipçi Şimdi karar ben size verilir. göstereceğim. Yani e, hiçbir zaman dokunulmazlığım olmadı benim evet. şu açıldığından itibaren. Sizin 2018'de mi dokunulmazlığınız yok? Evet. 2015 Kasım'ından beri Doğru. yok. Doğru. Şimdi arkadaş nasıl bir şey bu biliyor musunuz? Yani bu sürekli insanlara pompalanan bir mevzunun şeyinde netice itibariyle sağdan sayın e, işte abim saken dört kişilik yani kızları saymıyorum bizim şeyde oğlum, eşim, abim, ben soldan say, dört kişilik bir aile ve sürekli bir saldırı. Yahu ben o zaman anlaşmamışım Tayyip Bey'le de ki bana Başbakan Yardımcılığı teklif edildi. Bugün mü anlaşacağım? Bugün mü bunu? Bugün manası kalmadı ki bunun. Bugünkü mana artık yeni mana HDP üzerinden PKK'cılık. Yani o daha çok etkilenmiş. Şimdi algı yönetimi diye bir durum evet. var. Tabii o daha, daha etkili oluyor. Bu şimdi şu anda bu seçimde o daha, da o daha etkili o, çünkü şöyle demeye başladı vatandaş. Yahu Kaç senedir bu kadın açıkta, yani hiçbir şeyi yok, bir dokunulmazlığı yok, şu yok, bu su yok. Ya Kardeşim yani FETÖ'cü ise Na gitti. Ben de bunun üzerine çok yürüdüm. Bu düşmüş. Yani bu seçimde bana FETÖ'cülükle ilgili de zaten soru gelmedi. Ama hep dikkat edersiniz, ben bütün e, on, e, şey, 45 ilde miting yaptım. Oraların büyük çoğunluğuna da şahit olsun diye Mansur Bey'le gittim. Oralarda ikimiz de... PKK ve HDP'ye cevap vermek evet. zorunda kaldık. Evet. Kandil'e cevap vermek zorunda kaldık. Ama 2019'da da tekrar yavaş yavaş bu PKK işi başlamıştı. Sayın Soylu o zaman İçişleri Bakanı'ydı. Üsküdar'da ikamet ediyordum ben o zaman. Şimdi Ankara'ya taşındım. Üsküdar Meydanı'nda Sayın Temel Karamolluoğlu'yla Meral Akşener Kandille, evrak imzaladı dedi. Evet, evet. Şimdi bunun netice, ama bunlar hep devleti götürüyor, bu ciddiyeti götürüyor. Bunun neticesinde ben tekrar çıktım bir seçim boyunca. Kardeşim, yani PKK ile iş tutmak hainlikti. Evet, hep, hep beraber bunu açıklaması. Ya olarak. tutuklayın kardeşim varsa böyle bir şey diyerek gezdik. Ee, geldiğim nokta bu işlevini bitirmiş ama içindeki yani ben size mesela o insanlara acıdığım için onları koymadım. Sadece ifade şey, beni suçlayan dört tane absürt şeyi so koydu. Yani görün diye. Ve Türkiye'nin geldiği nokta... Peki bu size bir rahatlama yarattı mı yine de her şeye rağmen? Hayır. Hay şöyle. Ben yani tabii Türkiye'de çok kişi bu tür... E, siz şimdi mesela ben Cübbeli Ahmet Hoca'yı yakından tanırım. Eşine kadar bilirim. Doğru Yol Partisi'ndeyken dini gruplarla buna Aleviler de dahil e, iletişimden sorumluydu. Dolayısıyla yani şimdi Fatih Bey ben 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılan bir insanım. Din, dindar bir ailenin kızıyım ama aynı zamanda cumhuriyet hassasiyeti çok yüksek de bir ailenin kızıyım. Babamın ailesi Atatürk'le yakın tanışan, o aileyi bilen ve mesela e, Zübeyde Hanım'la ilgili bir söz söylendi de yani ben çıldırırım çünkü biliyorum yani ben bilmiyorum anlatılanlar ailemin anlatmalarından biliyorum. böyle bir insanım ben dolayısıyla da e, dini manada bu Türkiye'deki bu dini grupların öyle diyeyim adını kadına bakış açısını bilirim ben ya yani e, espri yaptım üzerime kaldı e, bizden imam olmadığı için e, yani bir kadını şuraya koymaz bunlar şimdi bu taraf da bunu bilmiyor <laughs> <laughs> yani ortada kaldım. <laughs> evet ya yani Meral Akşener'e Hiçbir dini grup yatırım yapmaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü ben bir kadınım. Evet. Çünkü imam olamıyoruz. Ha. Yani mi? ama rahatlama mı? belki ailem için e, mutlu olmuş olabilirim evet. ama çok cıvıdı. yani az tür ülkem adına da çok üzüldüm. Gerçekten çok Tabii üzüldüm Tabii o şekilde Fatih çok Bey. insan var. Yani çok üzüldüm bu, bu Fatih Bey ülke adına. Haksız, ger gerçek FETÖ'cülerin pek büyük gülü ortalıkta gezerken, evet, para bastırıp giderken, feto FETÖ borsasında evet. e, bu şekilde mağdur edilmiş çok yani insan. Üzgünüm. var. cidden üzgünüm. Peki biraz daha e, güncel güncelse bunu merak ettiğim evet. sorun çünkü dosyayı siz merak ettiniz, yıllarca göremediniz o yüzden sordum. Hemen çünkü güncel siyasete geçiyorum sonra bakarsınız. E, Şeyde e, 8. sınıfı 8 klasör. Tabii bana sadece bunu veriyorsun. 8 klasöre evet. bakamam çünkü. Yok zaten yok. Hani bir görün de absürtlüğü görün. Yarın başınıza gelirse diye Allah muhafaza. Ba aman tahtaya vurayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Böyle bir batın adım aman tahtaya vurayım. Evet. Hemen şeye geçmek istiyorum. 14 e, Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığı evet. e, dönemine. Şimdi orada siz e, bir anlamda günah keçisi, bir anlamda büyük suçlu ilan edildiniz. Evet. Çünkü Adayın belirleneceği gün masadan kalktınız. Ve dediniz evet. ki ben bu bu adayı kabul etmiyorum. Çünkü siz başından beri kazanacak aday, kazanacak evet. aday dediniz. Kastınız da Ekrem İmamoğlu veya Mansur evet. Yavaş evet, idi. E, hatta bu konuda sizle çok da konuştuk. E, son toplandığı önce de ben size e, dedim ki Kemal Bey kendi adını geçecek masaya. Eğer karşıysanız bir önceden görüşmenize fayda var. Haberiniz olsun dedi. Siz inanmadınız mı? ama yine de önceden bir görüştünüz. Şu net ki... Kemal Bey'in seçilemeyeceği konusunda ben de siz de seçim öncesi hem fikirdik burada. Ama siz masadan kalktınız ve ağır bir içinde suçlandınız. Evet. Hakarete uğradınız ve partinizden de ciddi bir oy kaybettiniz. Çünkü o evet, günlerde doğru. anketlerde doğru, doğru. 17 ile 19 arasında çıkıyordunuz. Doğru, Seçimde doğru. ise 10 civarında doğru. bir oy alabildiniz. Ortalama 17 desek evet. yani 7 puan, 7 puan kaybettik. Doğru. O gün Niye daha niye daha önce kalkmadınız? Niye o gün kalktınız? Bunu hemen o günlerde yine sizle ilk programda ben i̇lk yapmıştım. İlk programı beraber yaptık. Ee, evet. O gün seçim ortamına biraz daha belki zarar vermek evet. için Aşırı biraz bir sansürlü konuştuğunuzu bir doğru, fark doğru, ettik doğru, ve bunu doğru. da e, doğru. konuştuk zaten. Doğru. Bugün artık o sansüre gerek kalmadı ilançındayım. O gün o daha doğrusu o süreçte ne oldu? Niye 10 ay boyunca masada bir aday konuşulmadı evet. ya da konuşulmadı mı? Ee, niçin yok, son bir hafta? Konuşulmadı. Gerçekten konuş. Şimdi bakın şöyle bir Şimdi ben e, iki yıl evvel yani seç şeyde o 3 Kasım'dan iki yıl evvel bütün siyasi yani o daha masada yok orta yerde Hı. ama böyle görüşmeler yapılıyor yemekler tek tek yemekler yeniyor Flörtler falan bakıyor. öyle bir dönemde. Ha hakikaten flörtün bulunduğu bir dönemde. Ben o zaman yeni kurulmuştu. Fatih Sayın Fatih Erbakan Partisi de dahil bir partileri dolaştı e, fakat e, Sayın e, Davutoğlu'na, Sayın e, Gültekin Uysal Beyefendi'ye, Sayın Temel Karamollaoğlu'na, Sayın Baba e, Babacan'a e, bir soru sordum. Beş kişi gittik, yok dört kişi gittik. Sayın e, Can Paçacı, Sayın Koray Aydın, Sayın Uğur Poyraz ve ben varım. Onlar da bizi böyle karşıladı. Bu gezdim ne oluyor ne bitiyor konuştuktan sonra... Bir soru sordum. Yani yavaş yavaş masaya doğru gidiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu adayım derse ne siz yapacaksınız? ne yapacaksınız diye. Oradan cevaplar aldım. Sonra bu turun bittikten sonra yanımıza 5 kişi e, gittik oraya. Sayın Ensarioğlu'nu da aldık gittik. Orada da Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber e, teşkilat başkanı, Sayın Kuşoğlu, işte Oğuzkan Sayın Oğuzkan Salıcı. Salıcı, şey Selin Sayet Böke gibi sayın arkadaşlar var. Böyle karşılıklı oturduk şey gibi yani dış ilişkilerdeki evet. bir durum gibi ve ben bir genel bir giriş yaptıktan sonra şu nu söyledim. Bunun bir kısmını basından sizin üzerine sizlerin üzerinden paylaştım. Bir kısmını paylaşmadım. Şimdi onu da söyleyeyim. Onu ima ettim sadece. Yani süreç Zarar görmesin diye. Dedim ki bu iki belediye başkanımız yani İTA amiri, bu İTA amiri benden çıkma bir şey. Önüne gelen şimdi İTA amiri diye konuşuyor. İTA amiri sizsiniz yani CHP'nin adayı. Bizler de destekledik. Şimdi size bir sorun var. Bu iki arkadaşımız gerçekten yani bu e, morali bozuk seçmenin, ee, yanında yer aldığı ve taraftar haline geldiği bir pozisyona doğru gidiyor. Bakın tarafta değil, taraftar kelimesini kullandı. Dolayısıyla bu iki arkadaşımızdan birini hangisi ise aday gösterecekseniz biz varız ama diğerini geri çekin. İkisini birden aday göstermeyecekseniz Kemal Bey ikisini de geri çekin. Onların ithamiri sizsiniz. Bu beş biz, beş onlar şahitli. Ben zannettim ki böyle olacak. Sonra mesela Sayın İmamoğlu Türkiye'ye gezdi. Evet. Ee, Sayın Mansur Yavaş'a müthiş bir sevgi ve sempati Mansur oldu. Mansur'a bir şey yapmadı sempati şey vardı. Iç, i̇ç Anadolu'da. Şimdi ve Selçuklu coğrafyasında. Bu arada da 20 Ocak 2020'de, bu arada masa kurulma üzerinde, işte Şubat'ta kuruldu. Ben ilçe ilçe il il esnaf gezmeye başladım. Fatih Bey gittiğimiz her yere daha 2020'den bahsediyorum ben. Seçimi iki yıldan fazla. Evet, var. şey başladı. Ee, bu iki arkadaşı Antalya'da da söylüyorlar, Aksaray'da da söylüyorlar, Nide'de de söylüyorlar, efendim Trabzon'da da evet. söylüyorlar. Ya her yerde söylüyorlar. Edirne'de de söylüyorlar. Şimdi bunu yavaş yavaş böyle e, dalga dalga yükseliyor. ama bildiğiniz nasıl bir şey. Şimdi önce yavaş başlayıp sonra ben o ki, dalga şey, ya Hakkari'de söylüyorlar. Evet. Hani Van'da deniyordu ya, yaptı işte, ben inaramadım işte bakın tekrar söylüyorum, Hakkari'de Mansur Yavaş da söylendi. Evet. Yani öyle onunla Türkler oy vermez falan diye bir şey durum yok. yok. Neyse, şimdi ama birdenbire masa kuruldu. Şimdi masayı e, tetikleyen, yani bu görüşmeleri tetikleyen Sayın Davutoğlu'dur ama kuran Sayın e, Kılıçdaroğlu. Masaya bizleri davet etti, biz de katıldık. Sonra birden e, o masada bir e, işte parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir karar alındı. Hakikaten müthiş bir çalışma yapıldı. Çok güzel bir anayasa taslağı hazırlandı. Kamuoyla paylaşıldı. Bir itirazımız yok. Yani hepimiz ona destek verdik. Sonra e, politik yani bu e, masanın e, siyasi politikalar e, şeyi metni hazırlandı. Yani sorun tespit edilip cevapları Çözüm. hukuktan Şeye kadar, Bütün emekliye kadar var. her şey var. Yani böyle binlerce sayfalık ve binlerce maddelik bir şey. O da gene kamuoyuna yapıldı. İş geldi şimdi bu Adaya. diğer mevzunun nasıl olacağına. Bunda zaman geçti. Şimdi benim şeye gidişim. O gün 3 Mart'ta o masaya giderken. Peki ondan 2 gün önce siz pazartesi günü Kemal Bey'le bir bir araya geldiniz. Evet. Orada ne konuştunuz? Ha Böyle şeyler konuşulmadı. Şimdi herkes, bakın bana şey geldi e, Saadet Partisi'nde olacağı için. Saadet Partisi e, geldi, Saadet Partisi e, Genel Başkanı geldi ve ben adayla ilgili ne düşündüklerini sordum. Kendim gittim Deva Partisi'ne sordum. Ne dediler? Şimdi onlar ben onu söylemem yani ama gittim ben kendi eylemlerimi anlatabilirim. Peki mesela Kemal Bey'e olumlu bakıyorlar mıydı? Şimdi bakın ondan sonra şimdi söyleyeyim ben yani anlatayım prosedürü. Çünkü günah keçisi benim ya gene olmaya devam edelim sorunumuz yok. Sonra Gültekin Bey'e gittim yani ben tamamen gittim. Bir resim çıktı ortaya ve biz o şeye yani Saadet Partisi çünkü öyle oluyor. Geziyor. Ben de gezdim mesela bizde toplantıda. Ee, Saadet Partisi'nin yerindeki toplantıda e, ne konuşulacağı ortaya çıktı ki e, nasıl bir yöntemle seçilecek. Ben de bizim GİK'ten ona yönelik bir yetki aldım. yetki aldım. Gittim. Ben bekliyorum ki biz şey konuşacağız. Nasıl bir yöntem olacak? Yöntemi yani? konuşacağız. Bana verilen yetki şu. Şimdi bu iki arkadaş çok önde olduğu için bu isimleri ben söyleyeceğim. Diğerleri de isimler söyleyecek. Ve sonuçta bu isimlerle ilgili olarak bizim önerimiz, partimizin önerisi her bir e, partinin güvendiği bir şirketi gösterip Anladım. onların araştırma yapması, o bir hafta içinde olan bir iş. Sonuçta kim çıkıyorsa onun kabul etmemiz. Bu. Neyse. Birden yani siz bire... Bizim adayımız olsun değil. Bütün partiler ada önersin. Beş evet, aday önersin. Evet, 5 evet, aday, 7 evet, aday, 10 evet, aday, kaç evet, adaysa. Evet, evet. Bunlar bir anket yapılsın evet. ve o da birinci her gelen aday olsun. Tabi, her birimizde bir anket Geçek şirketi gibi, gösterelim. Aday. Onunla ortaklaşmalı. Enteresan bir şey oldu. Birden konuşma şey evrildi. Kim aday olsun evrildi. İlk sözü Gültekin Bey'e verdiler. E, Gültekin Bey Kemal Bey söyledi. Sonra Ali Bey'e verildi. Böyle oturuluyor. Ben en son e, Ali Bey Kemal Bey, olsun. Kemal Bey dedi, şey Temel Bey Kemal Bey dedi, Sayın Davutoğlu da Sayın Akşener aday olmadığına göre Kemal Bey dedi. Hmm. Şimdi Allah var, yani ben her şeyi tam düzgün anlatayım. Sonra Kemal Bey zaten yani kendisi Kendi Daotol'a önceliği size vermişti ha, aslında. Yani başka bir hani olmadığı için bunu da izah ettikten sonra hmm. Kemal Bey dedi bana geldi sıra. Dedim ki ya ben böyle böyle aldım geldim yetkiyi. E bunu doğru bulmuyorum bir, İkincisi e, o zaman siz e, yani Kemal Bey dediniz. Ben Kemal Bey'e saygım, sevgim sonsuz. Ayrı ayrı. Yani ama ve lakin ben evet. e, işte iki, o zaman bir buçuk yıl falan iki yılla yakın olmuştu gezeli. Türkiye ilk kere dolaştım. Bu iki arkadaş var. Bu iki arkadaşın da bunlar benim babamın oğlu değil. Bunları meşhur eden ben değilim. Aleylerinde seçem yani bu aday, aday, olsun değilim. ben değilim. İtamini Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP ama böyle oldu. Hatta gidip bunu böyle böyle söylediğimi de ifade ettikten sonra benim yetkim şu size, şu, 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 şu siz de adaylarınızı söyleyin. Biz bir siz yöntem, yöntem yani. önerdim. Ondan sonra bu yöntemle ilgili böyle bir gökyüzüne bakma oldu. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Meral Hanım imzalamıyorsa imzalamasın. Biz beşimizi imzalayalım çıkalım dendi. Ben de aldım dosyamı. Peki o zaman size... Başarılar diliyorum dedim. Ve çıktın. çıkmadım. Durdurdular beni. Ondan sonra denildi ki madem böyle bir şey yaptınız. Yani bu yetkiyi aldınız. O zaman partinizde Kemal Bey'i götürün. Yani bir de öyle. Şimdi öyle olunca öyle bir duygu. Bakın çok dürüstçe söylüyorum. Bir tarafta yani partim oy almasını çok isterim elbette. Bu başka bir şey ama. Bir tarafta... Yani içi titreyerek bize bakan sizin kızınız yaşındaki çocuklar. Bir tarafta benim oğlum 82 yaş 82 doğumlu o yaş grubundan bıkmış gençler. Bir taraftan böyle içinizden geçen bambaşka bir şey yani göz göre göre bir şey gidiyor orta yerden yani doğru yönetilememiş bir sistem ve sonuç itibariyle peki dedim ben o meşhur kağıdı o zaman imzalık çıktık geldik ve ben derhal arkadaşları topladım olanı anlattığımda bizim arkadaşlar çok sert bir tavır koydular. Ondan sonra ben iki tane konuşma yazdım. Bizim arkadaşların, bunun içinde milletvekillerimiz var, GİK üyelerimiz var, hatta e, teşkilatımızdan insanlar var. Yani geniş kapsamlı bir toplantıydı ama hakikaten çok sert bir tavır kondu. Dedim ki ben birazdan bir önce konuşmaya başlarken iki konuşma hazırladım. Biri daha yumuşak huylu, birisi sert. Sizin görüşünüze göre ben yapacağım. Kesinlikle o masaya dönmeyeceksin dendi. Tam şeyle oylama. Bir arkadaşımız sadece ya bunu bu kadar sertlikle yapmayalım dedi. Allah var o öyle dedi. Ondan sonra ben o hazırladım. Şimdi Diğer... Uğur Bey miydi o? Hı? Uğur Bey miydi o? Hayır, hayır. Söyleyeyim Bahadır, e... Bahadır Bey. Bey. Evet Erdem Bey. Dolayısıyla onun dışında kendi aralarında insanlar ne konuştu bilmiyorum bakın ama bana şeyde. Ee, yüksek sesle konuşma bu. Dürüst bir şekilde Bahadır Bey bunu söyledi. Sonuç itibariyle ben o konuşmayı yaptım ve gittik. Ee, mesela arkadaşlarımızla tek, biz düzenli toplanmaya başladık. Sen aday olacaksın dediler. Ben de dedim ki yani ben aday, bu arada da in, bana insanlar inansın, samimiyetime inansın diye onu unuttum. Ben kendimin Cumhurbaşkanı adayı olma bu bir hak herkesin hakkı. Ondan feragat şeyiniz. ettim evet. ki hani vatandaş, insanlar alan bana inansın diye e, bir şey de koymanız lazım yani karşılık olarak. Neyse sonuçta fakat bu süreç içerisinde şimdi Aliya İzzet Begov için Allah rahmet eylesin bir sözü var. Biz ne zaman ölürüz? Savaşı kazanma, ka, e, kaybedince değil. kaybedince değil, düşmanımıza ya da rakibimize benzediğimiz zaman ve neyi gördüm biliyor musunuz? Asıl derin hayal kırıklığım ve ben onu yönetmeye çalıştım. Fatih Bey, yandaş medyayla e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, destekleyen, kendine muhalif diyen Onun seküler medya yerini... aynıymış. Kesinlikle. Aynı şeyi ben Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki meselesinde Kesinlikle. yanında olduğum zaman da yaşadım. Ve böyle bir çirkinlik... Ya biz sizlerle kavga ettik zamanında hatırlayın. Çok kavga ettik, çok. Ama ne ne namuslu çok adamlarsınız. Edin, çok Arkadaş ne edinize. namuslu adamlarmışsınız siz ya. Gerçekten ne benim namusuma, ne şerefime, ne aileme, ne oğluma, ne kocama tek laf etmediniz. Diye diye Zeyna dediniz ya. Yani sizden bahsetmiyorum. O, dönemde. Ya, o dönem. Zeyna da elinde kılıç bir kadındı. Yani ya ben şimdi o dönemin ya 28 Şubat yaşadığım ya askerlerle biz ters düştük. E, o o dönemi medyasıyla ters düştük. Ya bir kişi imalı Tabii, O zaman ama size en çok kızdığımız bu gazetenin dinlen hürriyetin dinlenmesi. O başka mesela. bir şey. Bak onlar ayrı. Onun öncesi de var. Öncesi de var ben yani. bambaşka bir şeyi söylüyorum. Bir kişi benim namusuma, şerefime, Asla. aileme ima edilmedi arkadaş. Ve bunları gördüm ben. İnanamazsınız. Mesela Tayyip Erdoğan'la anlaşmış diyebilirsiniz. Bu başka bir cümle. Başka bir şey. Yanladı. Seçilen kelimelerdeki pislikten bahsediyorum. Bu zaten öyledir. Şimdi gördüm ki iki taraf aynı. Ve bu bizi ne yaptı biliyor musunuz? Çelik etti. Milletvekillikleri sattınız iddia edeyim. Şimdi o sonraki iş. Sonra... Neyse, e, hatta e, işte benim adaylığım doğru değil dedim ben arkadaşlara çünkü o zaman zannedecekler ki ben iste yani ben bunun için yapıyorum. Hatta Bilge Yılmaz'ın gençler onu istiyordu a, acaba nasıl olur falan derken Ersan Şenle biz bir konuştuk. O da kabul etti. Yani televizyon şeyde çok o biraz komik oldu işte ama hoş bir şeydi. Işte. Allah var. Dolayısıyla o gece öyle mi? Ha. O gece e, başlayan bir süreçte işte pazar günün akşamı iki belediye başkanı bana geldiler. Sizin televizyon programımızda da söylemiştim. Bu se seçenekler onlardan geldi. Yani ben bu iki belediye başkanının e, yardımcı olmanın öneren ben değilim. Hmm. Yanlış anlaşılmaz. O gün de söylemeye çalıştım. Evet, kibar kibar söyledim. E, başka seçenekler de sundular onlar bana. Ama Neydi onlar? Onları söylemeyeyim şimdi. Bu ikisini kabul ettim ben. Ama bir tek şartım oldu. Bundan Kemal Bey'in bilgisinin olduğunun ispatlanması. Ve ertesi gün geldim tekrar bu arkadaşlar böyle bir durum olduğunu işte gene topladık arkadaşları. Üç kişi hariç herkes bu fikri yani e, kazanacak adaydan kazanacak formüle geçtik. <laughs> bu formülün olması gerektiğini üç kişi hariç yani o da e, Rıdvan e, Tolga Akalın, e, Bilge Yılmaz yani hiçbir şeye kanmadım. Hayırcıydı. Ümit Dikbayır. Onun dışında bütün arkadaşlarımız tamam evet eder. dediler. Ve oradan bir karar çıktı. İki belediye başkanı geldi. Onlara da söyledik bunu. Sonra biz dördümüz bu, buluşmak üzere. Bu evet üzere... diyenlere Yavuz da dahil miydi? Evet. Dolayısıyla tabii. Sonra gittik otele. Kemal Bey ben, iki belediye başkanı bu iki arkadaşın icracı ve yetkili Başkan yardımcılığını teyit ettik. Şimdi buradan ötesi çok vahim. Gittim. On binlerce insan dışarıda heyecan içinde ve öğrendim ki masadakilerin haberi yok bu işte. Diğer dört dedim. Evet. Önce ben kağıdı imzalıyoruz zannettim. Hani hadi şey yapalım bir an evvel deyince önce Temel Bey ne oluyoruz dedi. Sonra ben şaşırdım. Ondan sonra Ali Bey böyle bir şey olamaz dedi. Allah Allah ona şaşırdım. Sonra ben en başından durumu anlattım. Yani benim böyle bir teklif getirmediğimi. Kemal Bey de duruyor. Ondan sonra böyle böyle olduğunu işte bir otelde de bunu teyit ettiğimizi ve bu teklifin Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldiğini söyledikten sonra Ali Bey bana döndü dedi ki tekrar yani bu teklif size Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi geldi? Evet, evet. Ben bir arkadaşlarımla görüşeyim dedi. Bir saat gitti Ondan sonra arkadaşlarıyla geldi. Kabul etmiyorlar dedi. Ve dışarıda 10 bin kişi var. Sonra şimdi Allah var. Ben dedim o zaman tamam arkadaşlar yani bu gene bir kalsın benim üstüme. Ben razıyım. Hadi bana eyvallah. Dediğimde Sayın Davutoğlu devreye girdi ve orta yol bulundu. Şimdi sonrasında bunları o gün nasıl anlatacaksınız? Kazanmak istiyorsunuz. Ee, oradan mesela ben şey zannettim çünkü bazı arkadaşlar o masadaki bazı arkadaşlar başkan yardımcılığı yerine bir danışma kurulu gibi biz de partilerimizin başında olalım talebi vardı. Yani benim öyle bir talebim hiç olmadı ama ben karışmadım o konulara. Mesela o da gitti olduk yedi tane şey ben ne zannettim Allah var bu iki arkadaşımızın yani icracı ve başka yamsı olduğunda biz de danışma kurulu gibi partilerimizin başında Başı oluruz olacağız. zannet başkayımız olmayacağız tabii hiç gündeme gelmedi zaten Ali Bey'in bu tutumu böyle yokmuş yani haberi Hayretler içinde kaldım ben sonuçta çıktık oradan ben arkada durdum şeyin bu kararın 45 ilde miting yaptık şimdi evet. asla kabul etmeyeceğim tek bir şey var yazık günahtır benim arkadaşlarıma. Gerçekten iyi partiler yüzde diyelim 10 civarında oy alındı. Bütün hepsi toplanırsa Kemal Bey'in oyları çıkıyor. Bizimkiler oy vermiş. Bizden 7 puan gitti. Evet. 17 ise eğer. 15 ise 5, 5 puan 10. gitti. Yani biz bizi seçmenimiz cezalandırdı. Kalktık cezalandırdı. Oturduk cezalandırdı. Ama ben Türkiye için Doğru olabileceğim. Bu sistemin değişmesi Peki, gerektiğini. Pişman mısınız? Ben samimiyetle söyleyeyim. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Çünkü kul bilmezse var ya öyle, e, iyilik yap denize at, halik bilmez, balık bilmez E Siz doğru yaptığınızı bizdenin inanıyorsunuz. Ben inanıyorum. Samimi olduğumu biliyorum. Kendime dair herhangi bir hesap kitap yapmadığımı biliyorum. Dolayısıyla Peki Ekrem Bey veya e, Mansur Bey olsa da kazanır mıydı bu süreç? Kazanırdı. Kazanırdı. Mesela sonra neye başladık? Şimdi 45 yıl Bizim kendi paramızla yaptık bizim CHP'den 1 liralık bir yardımımız, bir talebimiz olmadı. Ondan sonra döndük. Ha bir şey daha var. Ya bunlar bilinsin istiyorum. Çünkü çok dedikodu var. Ya habire kulis bilgisi. ve kimseyle konuşmam kulis bilgisi var. Mesela e, Kemal Bey geldi bize. E, yani hatta evime geldi. Seçimden önce. Seçimden önce yani artık liste mevzusunda 60 milletvekili verelim size dedi. O, hepimiz cümbür cemaat ortak girelim dedi. Dedim ki ya ben bunu mümkün değil yapamayız. Çünkü biz ayrı gireceğiz. Yani oradan tokat diye buradan tokat diye sonra da gir bir şey. Ben bunun için bu partiyi kurmadım ki. Bu kadar eziyeti onun için yani ben önde olduğum için arkadaşlarımla beraber biz ne bedeller ödedik. Evim basıldı ya. Arkadaşlarım çoluk işten atıldı. Bir ara çok çektiniz. Ya böyle. bakın iş çok. Kurma az. aşaması. Sadece ben de çektiniz. değil ya. arkadaşlarım benim. Çocukları işten atıldı ya. Oradan oraya sürüldüler. Dolayısıyla şu bile bir karine. Dolayısıyla biz bir iddiayla yola çıktık. Ama önce şu sistemin değişmesi açısından biz şimdi şu ittifak işindeyiz. Ama mümkün değil. Yapamayız dedim. Dolayısıyla ayrı girdik biz. Şimdi burada gene çemkirmeler başladı. O kadar enteresan bir iş ki bu. Yani siz post diyorsunuz ya. post 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 dört tane post var ya içinde. Ve sonuç itibariyle e, biz girmedik. Şimdi Sayın Babacan'ı geçen de bir programda izledim. Diyor ki biz bir şey çağırmadık. Yani biz bir tale teklifte bulunmadık ki. Masaya da doğru. Masaya da Kemal Bey çağırdı. Milletvekillerine Kemal, Kemal Bey, Bey verdi. Yani CHP verdi. CHP'de Kemal Bey de kendi kendine gizli saklı vermedi ki. Onların bir şey var. E, komisyonu var. Oradan verildi. Aynı şey gelecek için, diğer parti için de geçerli. Sonuç itibariyle biz gittik seçime. Ben özellikle İç Anadolu ağırlıklı, Karadeniz ağırlıklı çok çalıştım ki bizim seçmenimizi Gündüzleri bir, noktaya getirelim diye. iddia İddia ediyorum ve samimiyetle inanıyorum ki biz yani yüzde kalan yüzde onluk oyumuzu hem İYİ Parti hem Kemal Bey'e verildi. Şimdi o arada... Yani siz olmasaydınız Kemal Bey yüzde 38 oy alacaktı. Muhtemelen öyledir. Yani çünkü... Sonra o da zaten ekme etti evet, Şimdi evet. Sonra daha enteresan bir şey oldu. 14 Mayıs oldu. İşte sonuçlar açığa çıktı. Yani biz demin ben size dışarıda söyledim şimdi de söyleyeyim. Biz başarılı mıyız? Hayır. Başarısız mıyız? %100 başarısız yerle bir değiliz. Seçmen bizi gözden çıkarmadı. Yüzde onluk bir e, potansiyelimiz durdu. 18 ile e, 23 arasında bir avans verdi. Gözleyeceğim sizi dedi. Biz de ona uymak zorundayız. Velhasılı kelam sonuçta e, kaybettik. Şimdi kaybeden biziz. Kazanan Sayın Erdoğan değil, kaybeden biz. Bu kayıptan hepimiz elbette sorumluyuz. Ben hiç, yani ben hariç, bizim parti hariç, diğer beş parti suçludur ya da Sayın e, Kılıçdaroğlu suçludur gibi bir cümlem hiç olmadı. Hep beraber ortağız bu işin içinde. Benim eksiğimi diğeri gidermeliydi. Onun eksiğini ben gidermeliydim. Sonuçta başaramadık. Şimdi bundan ders çıkarmamız lazım. Ama bir şey fark ettim. Biraz ben... şey gibi olmuyor mu? O idam mahkumu son ediyorsun. Evet, aynen dersin. öyle. Yüzde %60'la seçimi kazanacağımızı, kola şişesiyle kazanacağımızı iddia edenlerin, ertesi sabah bir baktım, Kemal Bey'i kıyma makinesinden geçirdiklerini gördüm. Şimdi Böyle bir yüzsüzlük var bu ülkede. Yani ben muhalifim sistemi içinde. Bu da başka bir şey. Neyse, Sonra 14 Mayıs oldu. O gece biz bir araya geldik. Sonra 17 Mayıs'ta Kemal Bey bizim hepimiz tekrar çağırdı. Ve dedi ki ben bu dönem için kimlerle, yani bazı işte Sayın Oğan'dan bahsetti. Sayın Özdağ'dan, Özdağ'dan bahsetti. Bunlarla görüşme yapmak istiyorum. Ne diyorsunuz? Biz de kendisine görüşme yetkisini verdik. Ondan sonra görüştüler. 7 maddelik bir şey oluştu. Hatta pardon şöyle bir şey oldu. Tam sayın e, o anla görüştükten sonra sayın e, Kılıçdaroğlu beni aradı. Dedi ki sayın e, Özda benimle konuşmak istiyor. Siz ne dersiniz? Diğerlerini aramamış. Beni aradı çünkü bizden ayrıldığı için sayın Özda. Hani benim bir rezervim olur mu Olabilir, diye. Haklı. Dedim ki ya mümkün değil. Ya yeter ki biz kazanalım. Herkesle görüşebilirsin. Şimdi orada yalnız ben sayın Muharrem İnce ile de görüşmesini tavsiye ettim. Bir etki verdik görüşmeye. yedi maddelik bir şey çıktı sonuç çıktı. İncitici bir şeydi diğer arkadaşlar açısından. Benim açımdan, partim açısından bir sakıncası olan bir şey. Biz zaten onların arkasında duruyoruz. Neyse o imzalandı. 24 Mayıs günü dendi ki, ben işte çalışma bana İstanbul'da çalışır mısınız demişti Kemal Bey benim orada nokta faaliyet yapmak için. Orada çalışıyorum. Döndü gazeteci işte o gün Sayın Özda bir tweet atmış. Ben işleri bakın oğlum da Suriyelileri evet. göndereceğim diye. Bu üzerine basın bana bir soru sordu. O arada Gelecek Partisi... Siz o protokolü biliyor muydunuz gizli protokolü? Hayır işte onu söyleyeceğim. Şimdi herkes benimle onu aklamaya çalışıyor. Böyle bir durum yok. Ee, yani bu protokolün imzalanmış imzalanmaması beni ilgilendiren de bir durumdur. İki kişinin arasında bir iş. Bu kendileri de söylediler. Şimdi asıl enteresan olan bir taraftan düşman Meral Akşener, bir taraftan güvenilmez Meral Akşener, bir taraftan bilmem ne Meral Akşener ama CHP'li milletvekilleri dahil, Sayın Özdağ dahil benim sözlerimle aklanmaya çalışan da bir Meral Akşener var orta yerde. Bu da çok ilginç. Neyse ben orada dedim ki Sayın Özdağ'ın bu iç işleri işine Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı tepki gösterdi. Evet. O arada herkes birbirini aramış. Sayın Kılıçdaroğlu şey aramış, o ilgili arkadaşı aramış ve sonuç itibariyle yani böyle bir şey olmadığını ifade etmiş. Sayın Özdağ onu sildi. Ve bana bir soru soruldu. Kazanmaya o kadar odaklıyım ki özne meral değil. Özne İYİ de değil. Biz bunu kazanmalıyız. Dolayısıyla dedim ki biz Sayın Kılıçdaroğlu'na yetki verdik görüşsün diye. Dolayısıyla 7 maddelik bir protokol, daha o zaman gizli protokol, protokol yok. 7 maddelik protokolda biz rahatsız eden bir şey yok. Sayın e, Özdağ bir İçişleri Bakanlığı verilmesi söz konusu olduğu takdirde de biz bir bakanlık paylaşması yapmadık ama velakin sayın e, Kılıçdaroğlu'nun partisine yani CHP'ye düşen bakanlıklardan birini veriyorsa o da bizi ilgilendiren yani bir şey durum değil. değil. Şimdi bakın makul durumu, bir şey durumu düzeltmek amaçlı söylediğim bir cümle yani bir şey bu bu kazanılsın diye. Şimdi bugün ne oluyor? Herkes bunlar üzerinden o iki maddelik e, protokolü bildiğimi iddia edip temize çıkmaya çalışıyorlar. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bir Sizin zevaili ortamında... kurtarma çabanız evet, şimdi size suçlama olarak kazanmak için. Hayır yok suçlama olur mu? Şey e, kefalet <laughs> Sorumluluk makamı. Sorumluluk kefalet. Evet. Kefalet makamı. Ben kimseye kefil değil. Çok net söyleyeyim. Benim o iki maddelik e, protokoldan haberim Anladım. yoktu. Yani beni ilgilendiren bir durum da yok bu arada. Haberiniz olsun ne yapardınız? Ya bakın sorulmuş olsa konuşulabilinirdi. Sorulmamış ki. ki. Ama buradan şu çıktı ortaya yere. E, Sayın Özden bu açıklamalarından sonra Sayın e, Kemal e, Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki e, Habertürk'te e, biz evet böyle bir program şey yaptık. Ne liderlerin haberi vardı, ne e, Faik Öztürk'ün haberi var. Kimsenin haberi yoktu. İkimizin de iki yani bu iki arkadaşın namusuna tevdi edilmiş bir durummuş nokta dedi. Şimdi ben nasıl olayım bu işte kefalet makamı? Bunu da koyduk bir kenara. Şimdi e, ama şu oldu bizim açımızdan çok berbat bir şey. Şimdi dönülüyor deniliyor ki başka nerelerle koalis, şey protokol yapıldı. Çünkü biz bu seçimde HDP ve PKK, HDP'nin PKK ile olan iletişimi e, ve e, Cumhuriyet Halk Partisi ile yani HDP'nin aday çıkarmaması ve HDP'nin 14 Mayıs'a kadar sürekli bir çemkirme içinde olması, 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar da büyük bir sessizlik içinde kalması ve sonuç itibariyle HDP üzerinden iyi partilerin şimdi orada işte bu FETÖ işi bitmiş bu çıkmış. Olaşır. İnanılmaz bir hakarete maruz kalmaları. Mesela Çankırı'da çok iyi bir adayımız vardı. Diyor ki, elimi uzattığımda böyle vurdular evet. diyor, teröristlerini sıkmam Hı. diye. Şimdi bu tuttu bu sefer. Biz iyi Parti bunu doğru yani burası yönetilemediği için biz de kendimizi toparlayamadık o konuda. Velhasılı kelam benim geldiğim nokta şu Fatih Bey, bütün bunlardan sonra bu e, ittifak sisteminin Türkiye'ye dayattığı yani kutuplaşmanın, kutuplaştırmanın, Türkiye'ye dayattığı 50 artı 1 bu ittifak sistemi Türkiye'ye büyük zarar Arabi. veriyor. Onun için de biz e, bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız. Peki. E, Uzun şimdi, oldu biraz ama. Hani, e, yok çok dertli olduğunu yani. tahmin ettiğim evet. için yani bir olsun şey olsun. diyemiyorum e, evet. orada ama. Kusura şimdi baktım. şöyle bir şey de var bir yandan. Evet ittifak sistemi sıkıntı yarattı hem size hem partimize. Herkese. Bir güç kaybı da Herkese de. Yani oradan. Türkiye yarattığını düşünüyorum. Evet ama işte sizin blokta muhak bir tukaka yapılmış parti de oradaymış gibi lanse edilince ve onlar da iktidardansa sizi bizim gruba daha yakın olduklarını açıklaymak zorunda kalınca böyle bir şey oldu. Fakat şimdi başka bir şey ortaya çıktı. Siz diyorsunuz ki sanki şöyle algılıyorum yanlış mı algılıyorum düzeltin sütten ağzınız yandığı için şimdi yoğurdum mu üflüyorsunuz. Çünkü yerel seçimlerde zaten ittifak sistemi diye bir şey evet, yok. Evet. Ee, sadece arzu, geçen gün telefonda da sizin bana söylediğiniz gibi adaylar üzerinde uzlaşma doğru denilecek. Yani siz diyebilirsiniz ki biz işte A vilayetinde adayınızı beğendik. Biz de zaten orada yeterince güçlü değiliz. Sizi destekleyelim. Bu CHP veya başka bir parti olabilir. İşte B vilayetinde de biz daha iyi durumdayız. Siz de bizi destekleyin gibi pazarlıklar olabilir. Bunları açık mısınız yoksa tamamen mi artık bu işe çekiliriz? Işte, Çünkü Ankara'nın Adnan Bekir'in bir evet. e, cümlesi de var. Sanki artık bu altı parti bir daha bir yere gelmedi. Diyor ki biz altı parti kazanmış olsaydık daha bakanlar kurulunu oluşturamamıştık gibi. Hani bu 6'lı evet, sistemin bu son, bir zararından bahsediyor. Evet, son dönemde ortaya çıkanlarla ilgili olarak arkadaşlarımıza büyük bir şey var. Hayal kırıklığı. Hem hayal kırıklığı hem burak öfke, burak var. öfke de var. Şey var. Mesela şimdi Adnan Bey sahada çalışırken deniliyor ki onlar oradan ada şey çıkaramaz, milletvekili çıkaramaz. İyi parti oy vermeyin. Halbuki Cumhur İttifakı'ndaki sistem gözle görünmeyen şeyler yaşandı. Beni ve İyi Parti'yi düşmanlaştırarak AK Parti bünyesinden Bizi, bizim üzerimizden Sayın Kılıçdaroğlu'na gelebilecek oylar ya da aday gösterdiğimiz kişiye gelebilecek oyların önü kesildi. kesildi. Şimdi buna da çanak tutuldu. Mesela ben size Çankırı'dan örnek vereyim. Çankırı'da adayımız ilk son 10 güne kadar kazanabilir konumdaydı. AK Parti'nin birinci sıradaki adayı ve teşkilatları ikinci sıranın çıkamayacağını, onun için diğer oyların Milliyetçi Hareket Partisi adayına kaydırılması gerektiğini, İyi Parti yerine onların çıkmasını önerdiler. Bunun üzerine kavgalar oldu. Ve sonuç, yani bana arkadaşımızın anlattığını söyleyeyim. Sonuç itibariyle ne oldu biliyor musunuz? Bakın Çankırı bir özel durum. İyi Parti'nin işte bu terörist merörist şişleri de devreye girince İyi Parti'nin milletvekili adayı gitti. MP kazandı. Ak parti kazandı. Yani Ak parti bir buçuktan fed, e, feragat edebildi. Mesela e, Eskişehir'de ben e, hocayı çok ya da sayarım. Onlar ortaklık yaptılar. Tabii çok Siz da sayarım. Bak yapmış. mesela çok da sayarım ben e, sayın büyük Erşen, Hemşerimdir Hem benim. Ama ilginç bir şey oldu. Mesela ne bir e, kardeşimiz bizim niye Howard yaptı? Şimdi arkasında büyük bir kızgınlığı var. Ailece görüştükleri hocanın. Ee, iddiaya göre yani kendisine bildirilene göre İyi Parti buna aday çıkar şey milletvekili çıkaramaz 4 çıkaralım diyerek gezmesi. Büyük şey. Evet yani şeyi söylüyorum. Şimdi bak bunlar insanları kırıyor. Şeyi dün Adnan Bey söyledi televizyon programında. Mesela İdris, İdris Şahin isimli arkadaşımız Deva Partisi'nden. Bunlara oy vermeyin, buraya verin. Efendim e, en böyle Cumhuriyet Halk Partisi ilişkili süper iyi olan bir kardeşimiz var. Ünzüle Yüksel, Genel Başkan Yardımcımız. Aynı şekilde ikinciyi biz çıkaracağız der. ya imkansız bir şey bu. İkinciyi çıkaracağız diyerek Ünzüle Hanım 5 bin oyla gitti. Onlar 10 on bin oy fazlayla <laughs> bir çıkardılar. Şimdi tam tersine öbür tarafta ise bir rasyonelite. Ben hep şey zannediyordum. E orada daha iyi Tabii vardı içeride. Tabii hissi bir durum zannediyordum ama bizmişiz şey. Şimdi bütün bunlar bir şey biriktirdi. Teşkilatlarda biriktirdi. Ben yeni Bursa'daydım. Bursa il başkanımız dedi ki ben işte çok çalıştık, ettik falan. Mesela bu çalışmadığı işine nasıl oluyorlar biliyor musunuz? İnfilak ediyor herkes. Biz dedi işte biz para gönderemedik illerimize büyük yani miktarda. Anladığım kadar biraz zorluk çekmişler. Bir ortaklaş orada Nülfer Belediyesi var. Ortaklaşmaya çalışmışlar falan. Kumanya için bak. Üç gün kala demişler ki biz kumanya veremeyiz. İkinci turdan bahsediyorum. Birinci tur Şöyle. değil. Şimdi bu tür böyle bir de çok hoyrat, sert, Kabalık. Tuha, kaba tavırlar. Şimdi gelinen noktada bakın bizim dört milletvekilimiz hariç tamamı, e, teşkilatlarımızın tamamı, şu an itibariyle yerel seçimlere hiç kimseyle ben daha vel aldığım bilgiler ışığında işbirliği ne açık olduğumuzu söylemiştim. O da daha küçük yerlerde teşkilatlar kendi aralarında yapar zaten. İstanbul ve Ankara belediyeleriyle ilgili olarak da biz Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz için kendilerini yani Kürşat bizim Burada da aday çıkaracağız dedi. İnsanlar bunu istiyor bizim arkadaşlarımız ama Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğimiz için ben size evet. Kürşat'la ilgili dedim ki ya tedbiren söylemiştir. Tedbiren. Ama ve lakin ne çıktı orta yere? Dediler ki bana arkadaşlar şimdi GİK'e getireceğim ben bunu. Dediler ki evet biz Cumhurbaşkanı adayı göster her Siz yani bizden aldığınız fezle gösterdiniz. Sonra onlara çağrıda bulundunuz. İki arkadaş da kabul etmedi. Milletin sesini bildirdiniz. Nasıl edeceklerdi partili gösterebilecek? Onu ben bilemem. Yani biz de gösterebilirdik. Söylemeye çalıştım şey. Zaten biz birinden bir adayım deseydi oradan çıkarlardı. Ben size söyleyeyim. Kararlılık başka bir şey. Velhasılı kelam. Söylemeye çalıştığım şey şu. Arkadaşlarımız diyor ki e, milletin sesini değerlendirmedi arkadaşlar. Sen onları kötülemek zorunda değilsin. Sen onları övebilirsin. Orada da bir sorun yok. Ama biz her yerde e, ayrı gireceğiz. Şimdi ben bunu dike bunu getireceğim. İstanbul ve Ankara dahil mi? O Ankara dahil. Söylenen şu. Yani ben de katılıyorum bu arada. Ama arkadaşlarımızın mesela şöyle bir durumumuz var. Nelerden mesela çok incinen şey. Efendim ben el yükseltmek için, İyi Parti el yükseltmek için bunları yapıyorum. Şimdi bu dediğim ya hani candaş yandaş hikayesinden ortaya çıkan o resimde şimdi bu kafayla gidildi askere tez alınıyor tezkere. Bugün itibar. siz ne zaman yayınlayacaksınız bunu? Yarın inşallah. <laughs> Yarından itibaren ne annem kalacak, ne babam kalacak. Buna hazırım. Çünkü yani Bakın, buna e, hazırım. Merkez sağdan size gelen e, layık... Buna hazırım. Hazırsınız. Buna hazırım. Can isteyen istediğini yapabilir. Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Bunlar insanları kutuplaştırıyor. Bütün bir seçim boyunca biz fakirin derdini konuşamadık. Biz emekliyi konuşamadık. Biz sığınmacıyı konuşamadık. Biz hiçbir şeyi konuşamadık. Efendim biz PKK'lı değiliz. Vay efendim öyle Kandil bizi desteklemiyor. Bunu söyleyen şerefsizdir, namussuzdur diye gezdik. Aynı benim 2018'de FETÖcülük üzerinden düştüğüm duruma düştük. Yahu biz bunun için kurmadık ki bu partiyi. Biz bir üçüncü yol olsun diye kurduk. Yani şu iki yumruk arasında sıkıştırılmış Türkiye'yi bu tahtravalli sisteminin dışına çıkarabilmek, bir yol olabilmek, bir yeni nefes olabilmek için kurduk. Milletimize bunu anlatacağız. Kabul eder etmez ona saygımız sonsuz. Yani ama biz milletin ferasetinin, bu sıkışmışlıktan rahatsız olduğuna inanıyoruz ve aslında kuruluş ayarlarına dönüyoruz biz şu anda. Yaptığımız iş bu. Ee, bu durumda İstanbul'un ve Ankara'nın büyük ihtimalle e, altılı masadaki eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz? Bunu... Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki. Mesela İzmir yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güçlü bir aday çıkarma niyetiniz niyetinde şimdi, olduğunuzu. Yani bu netlikte söyleyeyim. Mesela e, İzmir'de e, CHP ceketini asla seçilir diye bir kanaat var. Şu anda galiba zor. Ümit doğru. Özlale şu an itibariyle çalışıyor ve İzmir, ben İzmir, adayım İzmir dedi. Bakın ben adayım dedi. dedi evet. Şimdi hayır bize dedi. Hı -hı. Dışarıya diyemedi daha. Bugün ben buradan ilan ediyorum. Mesela Bursa'dan geliyorum. Bursa'da bir ilçe başkanımız bizim senelerdir yani ilçe başkan olduğundan beri belediye çalışıyor işte 4-5 yıldır. Onu ilan ettik. Bursa Bursa özelinde olmak üzere bütün ilçelerde aday çıkaracağız. Büyükşehir'de dahil. Her yerde bak 81 ilde çıkaracağız. 81 ilde Ama kesin mesela atıyorum var. küçücük illerde şey ilçelerde öyle şeyler olur ki yani iki yani teşkilatlar yapıyor bunu kendi, kendi aralarında, kendi işbirliği yapıyorlar. Evet çoğu zaman yani adam veya kişiyi çekiyorlar geriye kalıyorsunuz. Yani o böyledir sistem. Daha DP zamandan beri bildi. Onlar yapılabilir ona zaten hayır diyemezsiniz. Mesela biz geçen dönem bunların hepsi kaynadı gitti. E, Ahlat'ta ve Iğdır'da <laughs> Cumhur İttifakı'ndan hiçbir şey almadan orayı destekledik. Sadece adayları destekledik. Mesela bunu yapabilirdik biliyor musunuz? Ama girişte herkes el yükseltmek üzere. El yükselt. İstemiyoruz kardeşim. Yani siz, el mel istemez. Siz Biz hakarete uğradığınız için hayır, hayır. mi? Bu, hayır. Biz bu kutuplaştırma işinin dönersek rahmetli Aliye İzzet için sözüne bir sistem düşmanına benzedi. Bir sistem rakibine benzedi. Buradan hayır çıkmaz. Dolayısıyla biz bundan sonra bu kutuplaştırma siyasetinin önüne geçmeye gayret Maliyeti edeceğiz. Maliyeti ne olursa olsun. Evet, olsa. şuculuk, buculuk bitecek. Yani biz vatandaşın sesini, ya üç, iki buçuk yıl gezdim kardeşim ya. O sesi, e, yani biz o sesi duyduk, duyuramadık ama. İstanbul'da 5 dağılsak, alsak, on da alsak evet, var. Yani evet. Ankara'da, Ankara'da on dağılsak, da alsak, on beş alsak evet, Arkadaşlar, şimdi bu, ben bunu GİK'e getireceğim. Ama arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler budur. Benim de kanaatim budur. Peki bu nihai budur. karar mıdır? Mesela yarın öbür gün Ekrem Oğlu kalkıp gelsin buraya yani, veya Yani bakın GİK'ten geçtiği andan itibaren nihai karardır. GİK'ten de haftaya mı geçecek? Yani önümüzdeki hafta çağıracağım ben GİK'i. Ondan sonra toplayacağız, tartışacağız. tabi tabi tabi. Ve burada bunu konuşacağız. Ama ben bu arada genel şeyle milletvekilleriyle görüştüm, il başkanlarıyla görüştüm. Burak Kavuncu bütün... Hayır Burak Kavuncu ile mesela şey gezdi. çok yakındı, Ekrem Bey çok yakındı. Ya ben de Ekrem Bey ile yakınım. Yani orada siz, bir sorunumuz siz yok. Kemal Bey'den daha yakınız Yani Ekrem Bey hatta öyle şeyler oldu ki... Yani Ekrem Bey'in Cumhur şey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adaylığı söz konusu olduğunda yani CHP'li kişiler çıktılar benim CHP'nin iç işlerine karıştığımı iddia söylüyor. ettiler ki çok ayıp bir şeydir bu. Yani benim siyasi terbiyem asla böyle bir şeye müsait değil. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Yani ben bütün siyasi partileri tek başına girmeye davet ettim. Seçenek oluşturalım. Bakın 2004 yılında e, Milliyetçi Hareket Partisi 8 buçukla şey 2002'de 8 buçukla baraj altı kaldı. 2004'te seçimler var. Belediye seçimleri var. Sayın Bahçeli bana dedi ki e, öyle konuşur Sayın Bakanım dedi. O günlerde de yani kazanılamayacak bir yere, imkansız bir yere İçişleri Bakanlığı yapmış, belediye başkanlarının tamir olan birisini aday göstermek ayıp. Pek makul değil. Yani evet. ayıp. Başka çaremiz yok. Sen aday göster. Sonra kardeşime döndü. Kardeşim dedi, aday göstereceğim ne dersin? Baş dedim. dedi. Çünkü partinin ihtiyacı var. Çıktım, yani cep delik, cepken delik bir şekilde çalıştık. Ama bu arada iki büyük ilçeye de biri e, şey İstanbul, birisi de e, Kastamonu milletvekili iki arkadaşımızı gösterdi. ve Biz İstanbul'da doğru düzgün bir performans göstermeye çalıştık. Ondan sonra döndük, e, Anadolu'yu etkilemeye çalıştık. Anadolu'da birçok yerde bu yapıldı ve sonuç itibariyle 10,5 oy aldı şey. e, Milliyetçi Hareket Partisi. Dolayısıyla bilinmez. Ve mesela şeyi örnek vereyim. Keçiören Belediye Başkanı sen Turgut Altınok'a Altınok örnek vereyim. Rahmetle baş bu bizim evde, yok pardon evde değil. Ben Ankara'ya geldiğimde anlatmıştı. Şimdi çıkıp geliyor diyor ki ben şey olmak istiyorum. Keçiören'de belediye başkanı. Çalış oğlum diyordu. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Ankara'da Keçiören alıyor evet. Turgut Altunak'la. Yani yerel seçimler. Kişilerle alakalıdır. Melih Gökçek'e Dolayısıyla tabii. Yani Melih Gökçek daha sonraki evet. fasılda. Şimdi böyle bir sistemde biz e, arkadaşlarımızla yani herkesin bir ümit özlâle e, olması e, İstanbul'da şekliyle. da kazanmaya aday, yüksek oy alma evet, alacak evet, ve evet, seçim evet, sonuçlarını evet, etkileyecek evet, birisi. Yani evet. laf olsun diye birini hayır, çıkarmayacaksınız. Hayır, hayır, hayır. Biz kalıcı olmanın yolunu arayacağız. Dolayısıyla ve biz bu ülkeyi yönetmek için kurulduk kurucu ayarlarımıza dönüyoruz. Mesela Antalya'da bir arkadaşımız geldi bana, dedi ki abla ben aday olmak istiyorum. Çalış dedim ben ona. Şu anda çalışıyor. Söylesem çok hoşunuza gidecek bir insan. Yani şey anlamında söylüyorum, cesareti anlamında söylüyorum. Mesela Eskişehir'de genç bir arkadaşımız var, bakacağız Efendim yani her yerde adayımız var bizim şu anda ilçeler dahil. Ee, yani şimdi mesela dönüp dönüp bunlar çirkin şeyler. 2019 birlerine bir şey kazandırmak için değildi. 2019 bizim teklifimizdi. Bir türlü ben anlatamadım bu işi. Bu işi biz yaptık demiyorum. O yıkılmış seçmeni ayağa kaldırmak için bir biz projeydi. Bu ve bunun neticesinde biz uyduk her şeye. Herhangi bir gıcıklık yapmadık. Ben 30 yıllık politikacıyım ya. Yani pazarlık yapmak kalsam neler olurdu? Hiçbirini yapmadık. Üsküdar istemedim ya ben. Üsküdar'da kâmet ediyorum o zaman. Üsküdar istemedim. Onların oyu daha fazla çünkü. E, Şile'de bizim adamımız 35 oy aldı. Israr ettiler, aday çıkardılar. 15 aldı, 42 ile öbürleri aldı. Şimdi dolayısıyla böyle saçmalıklar yaşadık. Ve ben bunların hepsine eyvallah dedim. Hepsine çektiniz. Çünkü o seçmenin ayağa kalkması. Ama öğrendim ki yerel seçimlerde yani İstanbul'u alan Türkiye'yi alamıyor mu Yerel seçimlerdeki başarı bize Cumhurbaşkanlığını getirmedi. Şimdi buradan benim de çıkardım. Hatta ders... yerel seçimlerdeki başarı i̇şte cumhurbaşkanlığını yani. kaybetmesine ne oldu? Evet belki. biz kaybettik yani. Elbette bizim de suçumuz var. Ona da benim itirazım yok. Yani kimseye de suçlamıyorum. Peki az önce biz şimdi CHP'ye kırgın olduğunuzu her lafınızı ne hissediyorum? Bunu örgütünüzde konuştuğum herkesten de hissediyorum. E, bunu da CHP'liler söyledi. Aslında başka söylemedi. Yani özellikle sizin seçime CHP listesine girmeme kararınızın arkasına dediler ki Meral Hanım milletvekilliklerini pazarladı, parayla sattı dediler. Bu sürede geldi herhalde bu dedikodular. Bunu söyleyen ve ispatlamayan herkes namusuz şerefsizdir. Kafanızda böyle bir şeyin olduğu, bir dosyanın olduğu, her anınızın takip edildiği bir noktada bütün telefonlarınızın takip edildiği burada resmisi var. Bir dönemde siz parayla bir şey yani yer satmaya kalkışırsanız sadece ahmaksınızdır, salaksınızdır. Yani ne diyeyim ki ben. Şimdi yahu ne gerek var yer satma? Tayyip Bey'le yani ben yol yürüsem yer satma gerek mi var? Yok. Ya bana her şey teklif edildi. İki devir yerli milli oluyorum. Ve hayır dediğimiz zaman sonra tersine dönüyor. Peki niye size bu kadar teklif ediliyor? Hakikaten mesela yine seçimlerden sonra yine Milliyet Şaket Partisi'ne size yönelik çağrılar oldu. Şimdi niye o, istiyorlar size? Oradaki iş şey, e, Sayın Bahçeli'nin çağrısı komşuluk. Yani o parti bir ara yuvaya dönün diyordu. Hı -hı. Komşuluk. Biz o komşuluk üzerine çok nazik, kibar bir cevap verdik. Hayır ama çok aynen. kibar evet, bir evet, kibar cevap aynen. verdik. Mesela başta Semih Yalçın olmak üzere herkes sövdü, küfür etti. Evet. O da başka bir hadise. Şimdi bakın çok enteresan. Ben herkesi davet ettim ayrı ayrı girelim diye. Önce Sayın Bahçeli kale alınmayacağını söyledi. Saygım sonsuz beraber girebilirler. Bugün de Sayın Erdoğan bir cevap vermiş. O da şey üzerinden yani biz çok iyiyiz, beraber iyiyiz, beraber gideceğiz. Şimdi onların ilişkisi hakikaten enteresan. Bir tarafıyla rasyonitesi var, bir tarafıyla da ettirnak olmuşlar. Bizde ise masanın altından tekme atıldı. Şimdi bir Cumhuriyet Halk Partili sıra sattı diyorsa ve bunu ispatlamıyorsa veya bir başkası diyorsa namussuzdur, şerefsizdir. Ya ben parayla alakam olmadı bugüne kadar. Yani o dönemlerde kavga ettik siz demediniz. Hırsız olsam derdiniz yani. Basından bahsedeyim. O günkü basından bahsedeyim. Ben hırsız olsam İçişleri Bakanlığı yaptım ya. Derdiniz. Hayır hiç denmedi. Efendime söyleyeyim. Tayyip Bey işte peşime düştü, burada yok, masak bakmış masak, yok, malım belli, mülküm belli, hayatımda dediğim gibi kocam ve e, oğlumun dışında erkek yok, İki tane de yeğenim var, abi ablamın oğulları yani malı varlığı serveti belli, her şeye bakabilirler, sülaleme bakabilir, yani benim üzerine mi geçirdi, öyle de bir durum yok ya arkadaş, benim aldım maaş belli, eşimin babasından kalan mal mülk belli. Çoğu bizim o kadar ilginç ki Fatih Bey <laughs> verazet usulü kocamın malı mülkü. Bizim 43 yıllık evlilikte Fatih'in evinin yarısı e, oğlumun evinin yarısı Acıbadem'de bir ev, Beylerbeyi'nde bir ev, Beylerbeyi'nin yanında bir şey e, ofis binası olarak kullandığım bir ev. toplam dört 3,5 buçuk ev. Yani Peki, o... hırsız adam yapabilirim, yalda otururdum. <laughs> <laughs> ee, şimdi bu konuyu kapatalım. Ee, tekrar... Asla böyle bir şey yok. Hepsini mahkemeye verdim yalnız. Çok Bunu iyi. aleni söyleyenlerin tümü mahkeme. Ha bir de bunların içindekinin hepsini mahkemeye veriyorum. Buna savcılar dahil hepsini mahkemeye veriyorum. Bir de bu, bu iddiada bulunan kendi partimizin içinden açık net bunu böyle bağıra bağıra söyleyenler var. Onların hepsi mahkemede ve şimdi görüşeceğiz. Şeyi e, şunu anlıyorum. E, CHP tarafına kapı kapalı şeyle kendimiz gideceğiz. E, Milliyetçi Hareket kapıyı kapattınız ve onlara komşuluk da olmayacak. Şimdi sizin parti teşekkür ederiz. Vallahi yani ki Semi Bey'in elinden kahve gelirse içinde zehir çıkar. Onun için cız. <gülüyor> cız. <gülüyor> <gülüyor> peki partiyi beraber kurduğunuz ve bir dönem beraber kısa sürede olsa beraber evet. yol yürüdünüz Ümit Özdağ. Şimdi o da çok sıkı bir siyasi faaliyet yürütüyor. Pa... Politikasının önemli bölümünü göçmen karşılığında ayırmış gibi görünse de başka unsurlar da içinde var. Dikkatli dinlendiği zaman anlaşılıyor ama o da göçmen karşıtlığını daha çok vurguladığı için onun üzerinden bir siyaset yapmış gibi görünüyor. Bir, siz göçmen meselesine hangi açıdan bakıyorsunuz? Çünkü özellikle milliyetçi seçiminin de önemli bölümünde ve genel seçiminde de burada bir rahatsızlık var. Her ne kadar iktidar bunu kabul etmiyor olsa da. iki Ümit Özdağ. Gençler arasında bir popülerite sahip olduğunu biz gerek YouTube'da yaptığımız yayınlardan gerekse araştırma sonuçlarından göre Normalde aldığı o oranın 3-4 katına kadar gençlerde oyu var. Evet, doğru. Ümit Bey'le yeniden bir, bir araya gelmek, partilerin güçlerini birleştirmek, ortaklaşa politikalar yapmak, hatta belki iki partinin birleşmesi gibi bir şey hiç aklınızdan geçiriyor musunuz doğru. ya da onunla bu konuyu hiç konuştunuz mu, hayır. konuşuyor musunuz? Hayır, hayır, şöyle bir durum var. Şimdi ben Ümit Bey'in ayrılış esnasını doğru düzgün anlamadım zaten. Bura Kavuncu'ya FETÖ'cü dedi. Hı hı. Sonra Sadece de, o zaten. Sayın Hakan Fidan'la Sayın Hulusi Akar'ı aradım. Çünkü onlar o kurumlardan öğrendiğini söylemişti. Evet. Onlar araştırma geri döndür olmadığını Bura'nın söylediler. Ben kendisine bildirdim. Bura'nın bir akrabası AK Parti belediye başkanı iken. Ha o ayrı. Bir de Enver Altaylı, de Enver Altaylı suçlandı. Evet. Şimdi Enver Altaylı dayısı Bura'nın. Onu da biliyor herkes. Fakat ilginç olanı şu. Enver Altaylı ile e, Sayın Özdağ'ın ailesi de çok yakın. E, yani hep söylerler mesela Münih'e e, okuma gönderilmesinin e, altyapısını o sistemi kuranın Enver Altaylı olduğunu. Babasıyla, annesiyle falan çok yakın. Yani akraba gibiler onlar. Dolayısıyla bu Enver Altaylı'nın varsa suçlarına e, Ümit Bey'i ortak etmeyeceği gibi burayı da etmez. etmez. Şimdi dolayısıyla bu böyle bir tuhaf iş. Ama ben en önemli iki kurumun başında ki kişilerle konuştum. Kendisine de ilettim. Bu arada Sayın Özdağ bana şey demişti. benim bir bu MİT ile ilgili bir fezlekem var. Beni grup başkanlığına getirirseniz güç olur. Hay hay dedim. Evet. Hatta tırlarla ilgili yani kendisine yüründüğü zaman dedim ki Sayın Özdağ'ın devlete duyduğu saygı sevginin fitresi hepinize yeter. Yani bunlarla ilgili evet, sorunumuz bir sorunumuz yok. yok. Yani buradayım ben. Şimdi bunun üzerine e, şi, kongre yaptık. Ben kesin kongrede ta hay hay tamam ama kongrede Orhan Çakırlar çok sevilen bir adam. Ben onu şeye getireyim, e, gike alayım sonra sizi şey Nasıl olduğunu hiç anlayamadım. Bir biçimde kağıtlar uçuştu. Onlar uçtu ki GİK listesinde de Sayın Özdağ yok. Yani grup başkanı olacak. Sonra darmaduman bir sürü bizim iç dünyamızda oldu bitti falan. Tekrar buranın FETÖ'cülüğü ortaya çıktı. Öyle yani Sayın Özdağ için Şimdi ilginç bir şey oldu. Ben hayatımda e, şantaj ve tehditle e, çok İnşallah. karşılaştım ama hiç yapmadım. Ölürüm daha iyi. Şimdi mesela isim söyleyeyim. Şimdi İstanbul'a ilk defa Fat şey eh, Ahmet Hakan'ın programına çıkacak Sayın Özda. O nasa gitti işte? E, çıkacak. Lütfü Türkkan'la görüşmüş. Lütfü Türkkan aradı beni. Dedi ki iyidir, ilişkileri iyidir. Son dönemini bilmiyorum. Dedi ki Yaş Ümit Bey diyor ki arasın beni çıkmayacağım televizyona. Dedim ki ne biliyorsa söylemezse adam değil. Söyleyecek. Bundan sonra söyleyecek. Peki. Arkasından Murat Ağurel aradı. Gazeteci. Evet. Yakındırlar. Dedi ki abla böyle böyle. böyle herkes bana abla diyor ya. Böyle 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 böyle. işte çıkmayacağım. İşte ondan sonra Araya'nın sahibi vardır araştırma şirketi. Murat Karan aradı ve dedi ki böyle böyle yani o programa çıkıp konuşmayacağım çıksam da o en son ya Murat Arel ya Murat Karan o şeydeyken senen Türkteyken aradılar kendisini aramamış ben de aramadım ondan sonra çıktı orada FETÖ'cü dedi bilmem ne dedi sonra zaten mahkemelik oldular o mahkemede ben böyle bir şey demedim dedi 20 bin lira ya şeye tazminata mahkum, mahkum oldu ve sonuç itibariyle biz şeye disipline verdik. Sonra e, mahkemeyle geri döndü. so etti. gitti Peki. partisini kurdu. Peki. Sonra bu arada bir şey daha oldu. Hakan Bayrakçı beyefendi geldi bir gün. Sen Özdağ'a göndermiş kendisini. Araştırmacı. Evet. Yani öyle bak ben yalandır, doğrudur bilemem. Kendisiyle görüşmedi. Ama e, benim cumhurbaşkanı adayı olmamı ve Zafer Partisi beni destekleyeceğini söyledi. Ben de Fena da bilir, e, ben bugün e, yani cumhurbaşkanı adaylığından feragat etmişim ve bir kazanma eylemi üzerinden gidiyoruz. E, dolayısıyla böyle bir şey Kendisine teşekkür ederim. Böyle bir şey yok dedim. En son iletişimimiz budur. başka da bir şey yok. Peki son bir Şimdi şey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile e, işte ittifak yaptılar. Son, son durumlar şey, nedir bilmiyorum. Son bir şey merak ediyorum. Artık Cumhuriyet Halk Partisi galiba pek e, o, o günkü ittifak halde yok. Hatta... E... Özür dilerim. Bir şey söyleyeyim. Evet, Sayın Özdağ bu sığınmacı konusunda Türkiye'de gerçekten çok önemli e, duruşu olan bir evet. insandır. Bizim partimizdeyken de öyleydi. Evet. Ve e, ben hep saygı duydum bu yanına. Sanıyorum 2019'da onun önerisiyle biz bir çalıştay yaptık. Çıkan e, sonuçları ben çıktım okudum. Yani... Onun başkanlığında bir sistem Sayın e, Çıray'la beraber yaptılar. Ama bir sonuç belgesi çıktı. Onu ben okudum. Daha sonra biz bunu devam ettirdik. Ve e, bizden ayrıldıktan sonra da Tolga Akalın e, başkanımız çok ciddi bir e, milli göç doktrini diye bir hı hı. sonuç e, belgesi hazırladı. İnanılmaz güzel. Ve bunu güncelleyerek gidiyoruz. Şu netlikte söyleyeyim. Bir e, bizden başka somut adım adım bu sığınmacıların nasıl gönderileceği kapıların nasıl kapatılacağına dair e siz orada a, yol haritası olanda hiçbir siyasi parti yok. Elbette ama Zafer Partisi yani biraz daha nasıl izah edeyim? Oraya dikkat çekiyor. Yani dikkat çekiyor, gürültü çıkarıyor. Evet. Onun o, yoğun politikası yani onlar siz onunla yoğunlaşmıyor. Biz ise hay biz biz yani orada aynı noktadayız ama biz nasıl gönderileceğine ve kaç yılda bunu halledeceğimize dair somut adımların atıldığı bir yol haritası çıkardık. Şimdi 5 sene var önümüzde. Ben öneriyorum şimdi sizin aracılığınızla tekrar önereyim. İktidar bizimkini alsın uygulasın. ve uygulasın. İktidarın göçmeni, yani o konuda çok iddialıyız. İktidarın göçmenleri yollayacağına ilişkin Hayır. söylemini inandırıcı buluyor musunuz? Hayır. Mış gibi yapıyorlar. Ama peşinde olacağız biz onun. Çünkü bu mışlarla mışlarla bu iş olmaz. Yani o kadar, bu devlet nasıl bir devletti biliyor musunuz? Ben 96 yılında İçişleri Bakanı oldum. 2 hafta sonra falan, Kasım ayıydı. 2 hafta sonra falan zannediyorum MIT Müsteşarı, şey, İçişleri Müsteşarı geldi. Dedi ki, sayın bakanım size bir briefing verilecek. MİT'ten üst düzey birisi, jandarmadan üst düzey birisi, dış işlerinden üst düzey birisi. Ve e, iç işlerinden, hem de şey, Emniyet Genel Müdürü'nde katıldığı, yani neredeyse yarım günü geçen bir briefing. Neydi biliyor musunuz? Göç. Daha o zaman iklim yok, sığınmacı yok, hiçbir Türkiye şey yok yok, yok. yok. 1996'dan bahsediyorum. Kasım, Aralık gibi. Ve sonuç itibariyle… Bir silah olarak göç. Evet. Dediler ki… Size Avrupa gelecek, bu geri kabul anlaşmasından bahsediyorlar. Hep bunu isteyecek, hayır diyeceksiniz. Bizi, hendek ülke, şimdi herkes hendek diyor. Hendek ülke, o insanların bana söylediğidir. Yıllardır da benim söyledim Hendek yani ilk ülke yapmak isteyecek. Devlet, söyledi. devlet söyledi tabii. Benim hiç alakam yok. O, ama ben tarihçiyim. Mesela benim hocam, e, Allah rahmet eylesin, e, Nurettin Tarakçıoğlu diye danışmanımdı, hocamdı, beraber asistanıydım. O Milli Güvenlik Akademisi ile çalışırdı. Mesela ben Güneydoğu'da envanter çalışmasında bulunmuş bir hocayım. Ama velakin lakin e, bu gö yani belli hassasiyetlerim var hep. Mesela e, belli şehirlerde bazı e, fabrikaların asla kapanmaması gerektiğini, sizin emekli olmanız halinde devletin fabrikalarından bahsediyorum, oğlunuzun ya da kızınızın işe alıp, orada, yani iç göçten bahsediyorum, orada kalması gerektiğini falan, biz bunları çalışıp Milli Güvenlik Akademisi üzerinde Milli Güvenlik Kurulu'na yazan hocalarız. Yani hocamın yani üzerinden. Yani belli bölgelerin insansızlaştırılmaması, evet. oradaki nüfusun azaltılmaması. Evet, Şimdi, dolayısıyla yani tuhaf tuhaf işler vardı. Dolayısıyla devlet ikburalarında has ama hiç göçü yani bu tarz bir göç hiç düşünmemiştim ve 96 yılından beri o gözle bakarım. Onun için Sayın Özdağ'ın göçle ilgili sığınma dile hassasiyetini, aynasına sahipsiniz. de buldum ve bulmaya devam ediyorum. Ama bizimki yol haritası, çok ciddi bir yol haritası. Siz Anladığım kadarıyla mevcut iktidarın bir 5 sene daha gideceğini ve Türkiye'de bir erken seçim gibi bir şeyle karşı karşıya kalmayacağını düşünüyorsunuz. Onu düşünmedim hiç. Ama şu anda seçim olmuş. İşte 5 yıllık bir süre Çünkü, var. Kendimize Kemal Bey daha göre... daha kısa sürede ha, onu seçilmek diyor. Yani açıkçası çalışmak. ben de bir yıl bir, yıl bir erken seçim olma ihtimali. duruyorum. Olabilir. Çünkü e, tekrar seçilmek için onu yaptırabilir ama. Ya da istediği kişiyi seçtirmek için yapılabilir. O, yani o tarz bir üçkağıt üzerinden olur. Olabilir. <laughs> üç kağıt değilim mi? Siyasi oyun değilim. Hadi siyasi, siyasi, üç siyasi üç kağıt değilim. <laughs> Peki. Siz demediniz ben de dedim. <laughs> tamam. Neyse televizyon <laughs> kapatılmayacak. Youtube'da zaten rahat. <laughs> i̇şte neler, söylüyor. <laughs> neler söyledik şu anda. Televizyonda, evet. olduğu zaman da neler söyledik neler yapmayın. Ee, ya ikimiz varken ne olduydu ya. Evet, çok Güldüm güzel. diye ben gülmüş evet. olduğum için. Ne Eyalar günlerdi bile Fatih aldık. Sizi de linç ettiler epeyce. Fatih Bey, Son bir şey soracağım. YouTube ölçülerinde uzunca bir yayın yaptık. Bir buçuk saati bulduk galiba. Bulduk mu Emre? Bulduk. Meşhur Emre. meşhur Emre. Meşhur Emre'yi siz gördünüz. Evet. Herkes merak ediyor ama bir Meşhur Emre karşımızda. Aynı zamanda hemşeriniz o da suyun öteki tarafından. Bizim ekibin tamamı suyun öteki tarafından ben hariç. Siz Hemen bir şey soracağım son olarak. Geçtiğimiz günlerde galiba bildiri yazmış. Tam ben de kavrayalım o konuyu ama izleyicilerden hep şöyle şeyler geliyor. Meral Herkesin medyası var. Merakşehir kendi medyasını kuruyor diye. Sizin bir medya girişiminiz var mı? Bir, bir takım medyaları desteklemek, satın almak, buralara para aktarmak, size yakın iş adamları var ise eğer onlar aracılığıyla bir medya kurdurmak bunu bunları... böyle bir niyetiniz, bir girişiminiz var mı? Çünkü kimse medyası yapamıyor. Şu, şu anda şöyle bir şey yaptım ben. Ee, evet. Mesela Eskişehir milletvekilimiz, bizim ekonomik durumu iyi bir arkadaşımız e, ön seçimine geldi. E, Afyon milletvekilimiz aynı şekilde e, ekonomik durumu iyi, ön seçimine geldi. E, aynı şekilde Adana milletvekilimiz Bilal Bilici e, durumu yani ekonomik durumu iyi, ön seçimine geldi. E, Nimet e, Hanım, e, Nimet Özdemir diye gene ekonomik durumu iyi olan bir milletvekili arkadaşımız var, o da ön seçimine geldi. Şimdi iki arkadaşımız var, e, sırayı sattım iddia edilen iki kişi var. Birisi e, İstanbul bir üçüncü bölgede ikinci sıraya. Kontenjandan benim koydum. seytan işsiz. Ee, şöyle diyebiliriz. Rahmetli Erbakan'a yakın Kürt aşiretlerinden birine mensup. Ee, en yakın olduğu insan da meclis başkanımız Numan Kurtulmuş. Onun ekibinden. Aşağı yukarı 20 yıla yakın AK Parti'de görev almış. Aynı zamanda yani muhafazakar Kürtlerden e, uzun zamanda belediye meclis yapmış bir arkadaşımız. Ona kontenjan. Yani ekonomik durum tam olarak bilmiyordum iyiymiş. Bir de yani borsacı çıktı. Ondan haberim yoktu. Önge, öz geçmişinde yok. Arkadaşın babasını biliyorum ben. Vefat etmiş. Neyse Mustafa Gürbağan. Şimdi bu Nimet Hanım hariç ekonomik durumu bu iyi olan bilim arkadaşları topladım ben. Ee, ve e, dedim ki bir kanal kurabilir miyiz biz ya da bir yerden bir şey satın alabilir miyiz? Onlar çalıştılar, geldiler. Sürdürebilmesi için ciddi manada bir ekonomik, ekonomik güç, güç e, gerektiğini söylediler. E, sonrasında vazgeçildi. Işte. Bu açıklıkta hatta bir arkadaşımız e, o zaman siz daha yoksunuz. Yani ayrıldınız ama daha şu e, organizasyonu yapmamış durumdasınız. Aslında tarif edilen buna yönelik ama partinin Mal sistemi olacak. içinde bir şey e, kuralım diye bir orada kalındı. Şimdi bir e, Urhan Triaki Triyaki diye bizim e, bir arkadaşımız var. E, ekonomik durumu onun da iyi ama ben hani durumunu tam bilmiyorum ama medya ile ilişkili <laughs> bir arkadaşımız işi öyle. E, onun bazı çalışmaları ya böyle var. Böyle bir arayışınız var yani. Evet evet. Hayır ben her şeyim açık. Çünkü Bakın bunu niye böyle açık yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi zaten dijital çağdayız. İşte post post uh, turist post, durumu. Post post turist. Uh, bir de ben rahmetli Teoman Koman'ın talebesi sayıyorum kendimi. Eski MİT Müsteşarı, evet. eski Jandarma Genel Komutanı. Bana demişti ki bir gün. Eski uh, bir önemli iş adamı sizin evet, partinin, eski evet, partinin önemli evet, iş adamının da evet. yönetim, yönetim kurulu üyesi. NTV'nin, evet Cahit Çağlar'ın. Öyle Ilk Ama asıl galiba. ben bakanken başlayan ahbaplık bakanlıktan sonra devam etti. Benim böyle meraklı olduğum alanlar vardı. Psikoloji çok ya psikoloji benim çok ilgilendiğim bir alan. Okuduğum da bir alan. Neyse uzatmayayım. O bana demişti ki biz hemşeriydik aynı zamanda Kırım göçmeni o da Romanya üzerinden gelmedi. Siz dedi zayıfsanız bir ülke veya bir parti veya bir şirket Zayıfsanız yani gücünüz böyle süper değilse, zayıf belki de yanlış da süper, süper değilse değilsiniz. şeffaf olacaksınız. Mesela ben bütün pencere açık otururum. Söylediğim duyulsun Duysun rahat. Mi? Hayır rahat dinlesin arkadaşlar ona da yazık yani şekilde. Eğer e, rakibiniz bilsin, düşmanınız bilsin kimse yani onlar bilsin. Ama eğer çok güçlüyseniz gizem yaratın. Ben bunu bir ilke olarak benimsedim. Bizim her şeyimiz ortalık yerde. Ben ne biliyorsun Fatih Bey herkes biliyor. Gecek. Topladığım insanlar bunlar. Ve e, yani eller cebe gitmedi. Gitmedi. Şimdi <laughs> <laughs> de toplandı. Tabii, tabii muhalefet parası, hani parası olmak, sattı diyorlar da. olmak güçtür bir türlü para toparlayamazsınız. <laughs> Hayır. İktidarlar Allah kolay Allah para toparlayamaz. Allah'tan yani devlet, yani sizin vergilerinizle devlet veriyor. Yani onun için. E, <laughs> hatta evet, bir buraya geldiğimizde arkadaşlar bizim ekip ve Emre başta olmak üzere dediler ki Aa ben daha görkenli bir bina ya. bekliyordum. Bu ben bizim ikinci binamız e, bu. A, öbürünü görseniz bundan kötü. Bundan evet. kötüyü bugün gayet iyi. <laughs> e, partiler yeni ve devlet yardımı kısıtlı olunca ancak böyle yerde evet, oturabiliyorlar. Yani, evet. Bu kadarı bu kadar bile bazen mucize. Eğer bir parti gerçekten devlet yardımı almıyor, çok milletvekili yoksa ve şu süper binada da oturuyorsa o partiye bence biraz soru işareti bakmak lazım i̇şte, derim yani. Rahmetli Türkeş'in başbuğun bir cümlesi var. Demiştik ki bu tür bir durumla ilgili. İşte o zaman abi il başkanı bizim evde dedi ki herkese bir mim koyun bu tiplere. Evet. Mim koyun. Yani sizin söylediğiniz, sizi işaret etmeyin. Sizin söylediğiniz Miminiz tiplere gibi. bir mim koyun. Bazen o mim pertavsızla görün o mimi. Bazen pertavsız ilk defa duydum bir sözde. Evet. Bazen de evreni kaplasın. Şimdi ben o zaman rahmetli babama dedim ki biz babamdan Türkeşçi olduk. Babam inenici. Sonra işte rahmetli Ecevit'e kızdı paşasını devirince. Evet, çok dolayısıyla solcu olmadık hiç. Velazı Türkeşçi oldu falan. Şimdi abim il başkanı. Akşam oldu. Dedim ki ya baba böyle bir hayat yaşanır mı? Hep yani biraz böyle itirazcı bir tipim. Gıcık bir tipim. Çocukluğumdan beri. Beni kovdu babam sofrada. Koskoca albay denirdi o zaman. Albaya ne diyorsun? Ama bugün geldiğim nokta aklı. Ağlayınmış. Peki çok teşekkür edeceğim ama yine de aklıma bir şeyler daha geliyor. Teşekkür ederim. Onu da sorayım <laughs> bari. Ee, şimdi yerel seçimlere tek başına gideceksiniz. Her evet. yerde. Evet. Hiçbir yerde CHP veya bir başka parti evet. adaylarını desteklemek yok. Diyorsunuz ki teraziye kendimiz çıkacağız. Evet. Boyumuzun ölçüsünü de kilomuzu evet. da alacağız. Alay, Eskiden evet. vardı e, eczanelerde hem kilo hem boy ölçerdi. Evet, evet, evet. Siz de evet. onun üstüne çıkacaksınız e, belli ki. Peki kendinizi başarısız hissedeceğiniz bir yer neresi? Diyelim ki Genel seçimde toplamda aldığınız oy miktarı onun altına indi veya 5'in altına indi. Nerede? Bedelini ödeyeceğim. He? Bedelini ödeyeceğim. İstifa mı zaman. Bütün sorumluluk bana aittir. Öyle diyeyim. Bütün sorumluluk bana aittir. Ben 2018'de de e, yani partim %10 aldı. Ben 7.3 aldım. Bir türlü hazmedemedim ben onu. Ondan Ama o, da, o zaman bazı isimler gidip CHP'yi desteklemişler işte, Yani samimiyetle e, ayrıldım. Evet. Ama arkadaşlar yani orada hiç üç kağıdım falan da yoktur. Çünkü Türkiye'ye esas olan ben o kadar çok şey yaşadım ki, o kadar mutluyum ki yani geçmişimle ilgili. Benim yani siz de... başarısızlığın istifa etmesen yanasınız. Tabii tabii. Peki tabii. 48 başarı mıdır, başarısızlık mıdır? Ben onlara karışmam. Kardeş. <laughs> o zaman derler ki iç işlerimde Peki seçilememek karışım. başarı mıdır, başarısızlık mıdır? İç işlerimize karışmıyoruz. çeşit bu Türkiye, i̇ç Türkiye, işlerimize karışmıyoruz. Hayır ama Türkiye'nin meselesi Onu yani seçimler. <laughs> ona karışamam. Hala CHP CHP'nin içi hala CHP'yi kırmaya çalışıyorsunuz. Yok kırmaya değil. Hala var acaba. Hayır hayır öyle değil. Ya yani bak bu netlik daha peki o zaman daha mesela, ne kadar çok net söyleyeyim? daha net söyleyeyim. Daha net bir şey söyleyeyim. Bana Tayyip Erdoğan'ı yanladı diyenler dahil herkes can istediğini söyleyebilir. Umurumda değil. değil. İki, biz bu partiyi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını seçtirmek için Kurmak. Bitti. Bu daha net olamaz. Daha yok. Ben aklımdakileri sordum. Sizin ya şunda sorsa dediğiniz bir şey yok, kaldı mı? Yok çok teşekkür ederim. Var mı yani şundan <laughs> yok, da bahsedecektim hazırlamıştım <laughs> dosyaların vardı falan dediğiniz bir şey var mı? Yok ben şey dosya bir tek bu. Burada da unutmayayım diye bazı şeyler rakamlar falan. Vallahi, rakamlarla ilgili daha çok konuşacağız. Problem Niye konuşacağız? Hayır. Çünkü bu sizin ne ilk konuştuğumuz. Seçim sonuçları bize... <laughs> rakamları falan var. Gerek yok yani. Bence gerek yok. Geçmişe yani. Yani o, o kadar kilitlendiğimiz zaman Tabii, geleceği artık konuşma ihtimalimiz olmuyor. Bu şimdi olmuyor. sizinle en geniş haline konuştuk. Bundan sonra artık geleceğe doğru bakmakta fayda var. Ee, seçim sürecinde zaten sıklıkla tahmin ediyorum hem sizde hem de bize katılmayı kabul eden bütün liderler bir arada olacağız. İktidar Partisi Genel Başkanı e, Tayyip Bey dahil üzere kim gelirse kapımızda açık olacak. Size adaylarınıza özellikle büyük şehirlerdeki adaylarınıza e, Bizim Fatih Altaylı YouTube hesabının ve Teke Tekin kapısı her zaman çok olacak. Evet, o zaman bu evet. yeni almış olduğunuz hiçbir yerde CHP ile ortak hareket etmeme, biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık söylemi'nin herkese hayır hayırlı olmasını diliyoruz. <gülüyor> evet. İnşallah olur mu olmaz evet. mı göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. olun. Herkesten önce bize konuştuğunuz için de Çok ayrıca teşekkür bir teşekkür edelim. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başarılarınız devam diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bugün siyasette zannederim ciddi bir bomba patlayacak. Çünkü Sayın Akşener ilk defa olarak İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir partiyle kurumsal bir işbirliği yapmayacaklarını, herhangi bir partinin adını desteklemeyeceklerini ve 81 vilayetin 81'inde, 81 ilin 81'inde ve hemen hemen tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçim sandığına gideceklerini söyledi. Bu Türkiye dengeleri epey değişeceğini e, düşündüğümüz e, bir şey. Bakalım buna e, karşın diğer partinin tavrı, diğer adayların tavrı tepkisi nasıl olacak? Önümüzdeki hafta zannederim bu konuyu bütün Türkiye konuşacak. Görüşmek üzere.